Tarih 13 Kasım 1918'di. Birinci Dünya Savaşı sona ermiş, Suriye cephesinden dönen Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a gelmişti. Aynı gün İtilaf Donanması İstanbul'u işgal ediyordu. O donanmayı 3 yıl kadar önce Çanakkale'de durduran Anafartalar kahramanı, düşmanın serbestçe İstanbul'u işgaline tanık oluyordu. Arkadaşlarına "Hata ettim, İstanbul'a gelmemeliydim. Bir an önce Anadolu'ya dönmenin çaresine bakmalı" dedi. Ve Mustafa Kemal Paşa o tarihten itibaren 6 ay boyunca kalacağı İstanbul'da hem Anadolu'ya dönmenin hem de düşman işgalinden kurtuluşun çarelerini arayacaktı. Mustafa Kemal Paşa 13 Kasım 1918'de başlayan ve 16 Mayıs 1919'a kadar sürecek İstanbul günlerinin büyük bölümünü Şişli Halaskar Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı işte bu evde geçirdi. Evin 3 katı günümüzde Atatürk Müzesi olarak hizmet veriyor. Şimdi sizlere Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş mücadelesi öncesi İstanbul'da son 5 ayını geçirdiği, milli mücadelenin temellerinin atıldığı, Anadolu'ya geçişin planlarının yapıldığı bu evi gezdireceğiz. Mustafa Kemal Paşa evde annesi Zübeyde Hanım ve kız kardeşi Makbule Hanım'la birlikte yaşadı. Onları 3. kata yerleştirdi. Kendisi de orta kata yerleşti. Evin giriş katını ise yaveri Cevat Abbas Bey'e tahsis etti. Evin giriş katında Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Bey kalıyordu. Bu katta 2 oda bulunuyor. Onlardan biri de burası. Toplantı odası. Ve bugün bu toplantı odasında 2 önemli yağlı boya eser sergileniyor. Onlardan biri ünlü ressam İbrahim Çallı'ya ait. İşte bu tabloda Yunan başkomutan ve Yunan askerlerinin teslim oluş anları resmedilmiş. Başkomutan Atatürk'e kılıcını teslim ediyor. Bir diğer eserse ressam Sami Yeti'ye ait. Orada da Anadolu'ya cephanelik taşıyan kadınlar resmedilmiş. Milli mücadele yıllarını anlatan tablo ve fotoğraflar, Atatürk'ün kişisel eşyaları, tarihi belgeler. Müzede 179 parça eser ve eşya sergileniyor. Burası da evin birinci katı. Atatürk 5 ay boyunca burada yaşadı. Burası onun çalışma odasıydı. İstanbul'u işgal eden düşman için söylediği "geldikleri gibi giderler" sözüyle Kurtuluş Savaşı'nın ilk işaretini vermişti. İşte bu masada günlerce, gecelerce vatanı düşmandan kurtarmanın yollarını aradı. Sık sık arkadaşlarıyla bir araya geldi. Bu odada uzun süren toplantılar yapıldı. Çalışma arkadaşları arasında İsmet İnönü, Ali Fuat Cebesoy, Kazım Karabekir ve Rauf Orbay gibi önemli isimler vardı. Şimdi bugün bu odada, bu masa başında Mustafa Kemal Atatürk balmumu heykeliyle anılıyor. Yatağı, kıyafet dolabı, pijamaları, kahve fincanı ve daha birçok eşyası Atatürk'ün kişisel odasında sergileniyor. Eşyaları arasında adına Ankara'da hazırlanmış bir de nüfus kağıdı göze çarpıyor. Atatürk'ün sergilenen kişisel eşyaları arasında ipek gömlekleri, yine yazlık şapkası, iskarpinleri ve sandaletleri de yer alıyor. Tabii kıyafetlerinden biri de baklava dilimli süveteri. Bu süveteri Atatürk'ün en özel anılarına ev sahipliği yapan Florya Deniz Köşkü'nde manevi kızı Ülkü Adatepe ile birlikte çektirdiği birçok fotoğraftan da hatırlıyoruz. Sivas Kongresi'nde giydiği elbise de tarihi değeri önemli vurgulanacaklar arasında. Müzede 179 adet eşya ve eser sergileniyor. Atatürk'ün kişisel eşyaları arasında tabancası da var. Ve savaş meydanlarında kullandığı mühimmatlar da bu müzede yer alıyor. İşte Atatürk'ün matarası, kalpağı,
O döneme ait fotoğraflar yine bulunuyor müzede ve dikkat çeken bir başka kıyafet Atatürk'ün özellikle de son dönemlerde giydiği skoç takım elbisesi. Ve yanında yine Atatürk için önemli simge üniformalardan biri müşir, yani mareşal üniforması da bugün müzede sergileniyor. O üniformanın yanında da Atatürk'ün kalpağı ve rugan çizmelerini görüyoruz. Özel işlemeli kalemleri, karalama yaptığı sayfalar, kart vizitlerinin yanı sıra müzede dikkat çeken objelerden biri de Amerikan Başkanı Roosevelt'in Atatürk'e hediyesi ahşap möbleli müzik dolabı. Müzede Ulu Önder Atatürk'ün doğumunun ve ölümünün simgelendiği bir bölüm yer alıyor. Burada Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evden getirilen bir kutu toprak ve aynı zamanda ebedi istirahatgahı Anıtkabir'den alınan yine bir kavanoz toprak bir arada sergileniyor. Bu bölümde aynı zamanda Atatürk'ün cenazesine ait fotoğrafların yer aldığı bir de albüm bulunuyor. İstanbul'dan umudunu kesmiş, Anadolu'ya geçiş için çareler arayan Mustafa Kemal Paşa, 29 Nisan 1919'da 9. Ordu Müfettişi olarak atandı. Anadolu'ya gidecek, silahları toplayacak, isyan varsa bastıracak, İngilizlere burada istemediğiniz bir durum yok diyecekti. Ancak bu gidiş aslında kurtuluş mücadelesinin de başlangıcı olacaktı. Tarih 15 Mayıs 1919'du. Mustafa Kemal Paşa o gün son ayrılık ziyaretlerini yaparak eve dönmüştü. Kız kardeşi Makbule Hanım'a akşam yemeğini annesi Zübeyde Hanım'ın odasında yemek istediğini söyledi. Yani bu odada. Yere ufak bir sofra kuruldu. Mustafa Kemal Paşa hasta yatağındaki annesinin elini öptükten sonra yer sofrasına oturdu. Yemeğini yemeye başladıktan kısa bir süre sonra da çatalını elinden bıraktı. Annesine ben yarın gidiyorum dedi. Buralarında Selanik gibi olma ihtimali var. Elimden ne gelirse onu yapacağım. Fakat bu işte tehlike çoktur. Bana hakkını helal et dedi. İşte Mustafa Kemal Paşa bu odada annesinden helallik istedi. Tarih 16 Mayıs 1919'du. Atatürk'ün 6 ay kaldığı İstanbul'dan ayrılma, anne ve kız kardeşine veda vakti gelmişti. Mustafa Kemal Paşa Samsun yolculuğunun gerçek amacını ailesine dahi söylemedi. 16 Mayıs sabahı annesi ve kız kardeşiyle işte bu merdivenlerin başında vedalaştı. Makbule Hanım onu gözyaşlarıyla uğurlarken annesi Zübeyde Hanım kızına ağlama, askerin ardından ağlanır mı? Memleket için giden ölse bile ardından ağlanmaz dedi. Bu vedanın ardından Mustafa Kemal Paşa Bandırma vapuruyla İstanbul'dan Samsun'a doğru yola çıktı. 16 Mayıs 1919'da 9. Ordu Müfettişi olarak ayrıldığı İstanbul'a Mustafa Kemal Paşa ancak 8 yıl sonra yani 1 Temmuz 1927'de İstanbul'a dönecekti. Bu kez Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak. Geldiği gün Dolmabahçe Sarayı'nda Halaskar Gazi yani kurtarıcı unvanıyla bir konuşma yaptı. İstanbul'la ilgili duygularını da aktardığı konuşma bugün müzenin duvarında asılı. 8 sene evvel muzdarip, ağlayan İstanbul'dan kalbim sızlayarak çıktım. Teşhi edenim yoktu. 8 sene sonra kalbim müsterih olarak gülen ve daha güzelleşen İstanbul'a geldim. Bütün İstanbulluların ruhuma heyecan veren sıcak ve muhabbetkar aguşiyle karşılandım.